Sevgili Candan ve ben Hur Tokyürek, Laterna TV'mize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de Fethiye'ye hoş bulduk. Hoş gerçekten çok güzel bir atmosfer, tabiat, iklim var. Biz Ankara'da donarken burada şimdi böyle şeyle oturuyoruz, tişörtle. Bizi ağırladığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ben her ikinizi de 10 yılın üstünde bir süredir tanıyorum. Ne kadar çabaladığınızı, bu işi çok sevdiğinizi biliyorum. O nedenle ilk sorum, bu teknecilik sevdasına nasıl kapıldınız? Ayrı ayrı kapıldık. Herkes kendi hikayesini anlatsın o zaman. Hanımlar önden. Valla benim ailede zaten meraklı aile fertlerimiz vardı. Annemin amcası, küçük amcası İstanbul'da zaten gençliğinde yelkenciymiş. 90 yaşında hala Ayvalık gibi bir yerde küçük bir yelkenliyle denize açılırdı. Ta ki o tekneyi bir gün karaya çekerken düşüp belinde bir ufak kırık oluşana kadar yelken yapmaya devam etti. Zaten o benim için çok önemli bir şahıstı hayatımda. Aynı şekilde annemin dayısı da avukat olmasına rağmen Ankara'dan İzmir'e gidip ana memleketi evinde ahşap tekneler üreten bir insandı. Yani çocukluğumdan beri aslında denizde bir haşır neşirlik vardı. Fakat Ankaralı olmak sebebiyle tabii çok İşin içine girememiştik. Hobisel olarak bir gün geliverdiler. Ben dedim yelken yapacağım. O zamanlar ODTÜ'de ODTÜ denizcilik kursu vardı. Ona yazıldım. Ve inanılmaz bir keyif aldım. Hayatımın dönüm noktasıdır. Zaten yaşamım da ondan sonra değişti diyebilirim. Bu işe gönül verdim. Akabinde tabii hızlı geçiyorum çünkü 18-20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ben Hür'ü tanıdım ve şimdi buradayız. Ben Boğaz çocuğuyum. Boğaz'da böyle yıkık dökük atılmış tekneler olurdu. Onu tamir ederdik arkadaşlarla. Binerdik, açılırdık. Hatta bir keresinde sürüklendik. Babamlar işte aramışlar, bizi bulmuşlar, getirmişler. Öyle ondan sonra Moda Deniz Kulübü'nde hocamız vardı, rahmetli Fikri Hoca. O bize çok destek oldu. İşte lazer optimistlerle başladık. Derken yarışlara katılmaya başladık. Demeyi çok isterdim. Ama hikaye böyle değil tabii ki. Ben de bir Ankaralı olarak denizle tanışmam neredeyse 30'lu yaşlarımın sonuna denk geliyor. O ana kadar işte okul, işte iş hayatı filan fıstık derken vakit geçti. Benim aslında tanışmama bir arkadaş, o kadar istememe rağmen, aslında çocukluktan beri çok istediğim bir şey ama o kadar istememe rağmen bir türlü kendim de bir hamle yapmamıştım. Bir arkadaş grubum bir kursa yazılmışlar. Seni de yazdırdık dediler de Allah şükür öyle denizle kavuştuk. O grupla işte denize çok gelmeye başladık. Böyle hepsi sağlam, istekli denizcilerdi. Derken bir gün denizde bir kızla tanıştım. O bu işi tamamen hayatıma bir parçası olmasını ve bunu meslek edinmemi sağladı. O kız da yanımda oturuyor şu anda. Peki madem oraya doğru gidiyoruz, siz Ankara'da bir bu işin eğitimini veren okula sahiptiniz. Herhalde bu şimdi de buraya taşıdınız o sistemi. Yani aslında hala sahibiz ama Ankara'daki okulumuz duruyor ama maalesef artık belge, yani insanlar belge alması o kadar kolaylaştırıldı ki hani Türkler denizci olsun artık bu denize sırtını dönmesin diye aşırı kolaylaştırıldı. O aşırı kolaylaştırmayla beraber insanlar gelip de bir kurs göreyim modundan uzaklaştılar. Çünkü eskiden sınavlar zordu, geçemem endişesi vardı. Şimdi çok kolay olduğu için artık insanlar okula ihtiyaç duymuyorlar. Sadece belge alanların bir bölümü pratik eğitim yapmak istiyorlar. O yüzden Ankara'daki okulumuz şu anda biraz atıl. Yoğunlukta daha çok burada pratik eğitimler var. O yüzden de artık Ankaralı değiliz diyebiliriz. Peki o eğitim sürecinde yaşadıklarınız, o süreçte iyiler, kötüler nelerdi? Çünkü bir uzunca bir müddet bu eğitim süreci sürdü. Siz orada teorik eğitim verdiniz, buraya gelip pratik eğitim verdi. Yani buraya dediğime bakmayın. Hani denize açılıp pratik eğitim verdiniz. O
sonraki sorunun başka olacak ama hani neler yaşadınız? Şimdi ilk etapta zaten kendimize ait bir teknemiz yoktu. Dışarıdan tekne kiralıyorduk. Ben Hür'le tanıştığım süreçte Göcek'teki bir charter firmasında çalışıyordum. Çalışıyordum derken işi öğrenmek için girmiştim. Hani orada maaşlı bir elemanı değildim. Neler yapılması gerekiyor, neler yapılmaması gerekiyor, teknelere nasıl bakılır? Onları öğrenmek için oraya girmiştim zaten. Sponsorum da babamdı, Allah razı olsun. O süreçte Ben Hür'le tanıştık. Ben Hür'ün de hitabet yeteneği çok güçlü. İyi bir hoca. Ben zaten hocalık yapıyordum. Hocalık derken biz alaylıyız tabii ki. Yani şimdi yanlış anlaşılmasın. Birikimlerimizi öğrencilere aktarmaya çalışıyorduk ama çok daha basitti. Hafta sonu eğitimleri veriyorduk. 2 günlük denize çıkıyorduk. Dışarıdan tekne kiralıyorduk. Sonra kulüplerle tabii ki tanıştık. Bize bir kulüp kaldı. Ankara Deniz Kulübü. Adım adım ilerledik. Daha sonra bir tekne, uzun vadeli tekne kiraladık. Akabinde onu verdik. Kendimize bir tekne aldık vadeli şeklinde. Dolayısıyla zor bir süreçti. Her hafta sonu Ankara'dan arabayla ekipleri getiriyorduk buraya. Arkadaş gruplarımızı getiriyorduk. Zaten arkadaşlarımızla başladı. Sonra tanıştığımız öğrenciler arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Çok kocaman bir aile olduk. Gerçekten çok kocaman bir aile olduk. Her cuma iş çıkışı saat 6'da teker dönüyordu. Bazen biz kullanıyorduk arabayı. Bazen kalabalıksak araç tutuyorduk, şoför tutuyorduk. Şoför tutmadan katılımcılarla paylaşıyorduk. Ve tekneye yerleşiyoruz. 2 gün eğitim, pazar akşamı o tekneyi temizliyoruz. Onlar otururlarken tekrar arabayla dönüyorduk. Hani çok zordu ama çok eğleniyorduk. Gençtik, çalışmaya da ihtiyacımız vardı. Ruhen ihtiyacımız vardı. Hani Ankara'ya gidip gelmek çok hani yaşamı aslında zenginleştiren bir şey, yolda geçen hayat. Burası çok güzel. 12 ay denizdeyiz. Hani her hafta sonu insanlar işte Ankara'da yapacak iş ararken o kapalı kasvetli havada biz burada deniz manzaralı bir yerde. Hani ben öyle bir şey derdi. Şu manzarayı unutmayın derdi ayrılırken. Yarın sabah sizin wallpaper'ınız olacak ama bizim için burası her daim gözümüzün önünde. Dolayısıyla zor bir süreçti. Şimdi daha stabil bir hayatımız var ama işler büyüdü tabii. Hani göreceli, bu da göreceli aslında. Orada fiziksel bir yorgunluk vardı ama insanlarla hakikaten çok keyifli bir ilişkimiz vardı. Daha aslında giriftik. Şimdi biraz daha uzaklaştık diyebilirim. Yeni kendi öğrencilerimizi kaptan yetiştiriyoruz. Onlar kaptanlık, eğitmenlik yapıyorlar. Dolayısıyla biz biraz daha mutfağa girmiş durumdayız. Hani benim açımdan böyle bir özet geçmiş olayım. Ben Hür'ün bence kendince zorlukları vardır tabii. Bir defa ben varım onun yanında. Ben de hani talebelerle ilişkilerimi anlatayım. Candan genel olarak şeyi anlattı. Hani ben bu soruda şöyle bir yön de gördüm. Acaba kim, hangi talebe, hangi öğrenci gelir de iyi yelkenci olur, kim olamaz? Biraz o yönünü de gördüm. Ben gelen arkadaşlarımıza hep şunu söylüyorum. Benim için kabiliyetli, kabiliyetsiz adam yoktur. Benim için hevesli, hevessiz insan vardır. Çünkü insanların her ne kadar kasvetli bir ortamda çalışması, yok Ankara'da çalışıyorum, yok bir kübüğün içinde yaşıyorum, yok camım yok, pencerem yok deseler bile parangalarla o hayatlara bağlılar. O zinciri kırıp gelebilmek gerçekten onlar için müthiş bir şey oluyor ama geri döndüklerinde o parangalar tekrar ayaklara takılıyor. İkincisini yapabilmek ayrı bir marifet oluyor. İlkinde ne kadar lezzet alırsa alsın. Birçok öğrencimiz var ki gelip burada bayıla bayıla dönmelerine rağmen bir daha gelemediler. Demek ki bu işte kabiliyetli kabiliyetsiz değil, hevesli hevessiz biraz önemli. Gerçekten o parangaları kırıp gelmek isteyenle gelmek istemeyen ayrılıyor ya da yapamayan ayrılıyor diyelim. Sonuçta hepimiz Ankaralıyız. Veya fark etmez İstanbul olun. İstanbul'da olsanız ne oluyor sanki? Şey mi oluyor? Yani deniz size mi zorla kapıdan içeri mi giriyor? Sizin yine oraya gidebilmeniz lazım yani. O ayağınıza bağlı zincirleri koparmanız lazım. Bunu başarabilen kalıyor gerçekten. Hatta biz hani buraya bir taşınma hikayemiz de var. Buraya taşınma hikayesi de öyle. Herkes istemiyor mu güneye kaçayım, orada yaşayayım? Herkes istiyor ama kaç kişi yapabiliyor? Kaç kişi konjüktörünü ayarlıyor, daha sonra kafasındaki parangaları kırabiliyor? Biz onlardan olduk, çok mutlu olduk. Talebelerimize de, arkadaşlarımıza da, öğrencilerimize de hep bunu tavsiye ettik. Bunu başarabilenler, ki bu genel
oranda baktığımızda belki %5, %10 gibi bir rakam. Bunu başarabilenler çok mutlu bir şekilde geliyorlar, gidiyorlar. Mümkün olduğu kadar kaçıyorlar. Bu işi yapmaya çalışıyorlar. Ve en iyi öğrencilerimiz de her zaman onlar oluyor. Peki şimdi demin bir şeyden bahsettin. Artık eğitim çok kolaylaştı, herkes kaptan oluyor diye. Evet, benim de bir arkadaşım hakikaten uzaktan kumandayla kaptan ehliyetine sahip oldu. Bu iyi bir şey mi? Yani hevesli de olsa böyle çok rahat kaptan ehliyeti alıp denizlere açılmak tehlike yaratmayacak mı ilerisi için? Valla artısı eksisi var tabii ki. Yani bütün kötü demek bence yanlış olur. Konuştuğumuzda insana mantıksız geliyor. Yani birisi diyor ki al kaptanlık belgen buyur, çık denize istediğin gibi. Diyor, o açıdan düşündüğünde diyorsunuz ki ya böyle bir şey olabilir mi? Özellikle hani deniz bir kültür işi olduğundan herkesin katıldığı bir şey değil. Genelde bunu duyanlar yok canım öyle şey olur mu falan diyorlar. Bu açıdan baktığınızda kötü. Belgemizin prestiji açısından baktığımızda yani Türkiye'de verilen belgelerin dünyadaki prestiji ne olacak? Ne kadar kabul görecek? Bu açılardan kötü. Bu arada ha böyle bir şey yok sakın yanlış anlaşılmasın. Türk belgeleri yurt dışında geçmiyormuş gibi bir izlenime kapılmayalım. Kesinlikle geçiyor. Hatta Hırvatistan'da eskiden zordu. Belgeler bu şekilde rahat verilmeye başladıktan sonra Hırvatistan da kabul etti Türk belgelerini. Hani bu açıdan bakınca garip ama böyle bir gerçeğimiz var. Bizim açımızdan baktığında korkunç geliyor. Ama öte taraftan bir sürü insanın böyle bir şeye heveslenmesine vesile oluyor. Tabii ki bilinçli insanlar şöyle, evet ben bu belgeyi çok rahat almış olsam da, online almış olsam da, doğru dürüst öğrenmeden almış olsam da, ben bunu canımla yaptığım bir spor bu. Başkalarının da canına risk atıyorum. O yüzden eğitimini almam lazım diyor. Ha bir açıdan da denize bir sürü yeni insan kazandırmış oluyor sistem. Ha, bu da kabul edilebilir bir şey. O yüzden hani bunu tartışmasını başkalarına bırakıyorum. Ben iki yönüyle istiyorum. Görüyorum yani. Bu belgelerle aynı zamanda şu göreceğiniz buradaki ufak kayıkları da kullanabiliyorsunuz. Şimdi daha önce sadece balıkçılık yapan insanlara çok zor geliyordu. Çünkü sınavlar gerçekten zordu. Adam bu bölgede yaşayan ilkokul mezunu insanlara tekrardan bir navigasyon gibi ağır konuları öğretmeniz gerekiyor. Tabii ki bilmesi gerekiyor ama neticede şurada küçük bir sandalla balık tutacak adam. Onu da aynı şartlarda sınava tabi tutuyorsunuz. Şimdi onları rahatlatan bir şey. Belki orada bir ayrım yapılması gerekiyordu. O insanlar şu anda çok rahatladı ama bizim gibi daha riskli tekneleri bilenlere de çok bence çok iyi olmadı. Ya. Ama bilinçli adam neticede eğitime geliyor, o da ayrı tabii. Sonuçta bu tekne binip okyanus taşabilir adam o belgeyle yani. Şöyle bir şey duydum da o yüzden buraya geldim aslında. Sanırım Datça'daydık. Bu belgelerin çok olması nedeniyle artık teknelerde çoğalmış. Datça'da böyle yan yana durup işte gece boyu eğlenen ama hani gündüz de oradan çıkamayan tekneler varmış. O yüzden sordum hani bunun artısı eksisi nedir diye. Hoş, bu sohbetten evvel bize şey anlattılar. Diskotek yapıyormuşsunuz, ortaya birini alıyormuşsunuz. Modern Sail etkinliği. Modern Sail etkinliği. Hani belki onlar da onu yapıyorlardı, bilmiyorum ama. Yani öyle demeyelim. Öyle demeyelim, kalbimizi kırmayalım. Şimdi şöyle, Modern Sail etkinliği ayrı. Dediğiniz gibi şeyler zaten Türkiye'de eskiden de vardı. Yani tekne alıp kullanamayan marina kaptanları. Marina kaptanları, marina teknecileri zaten mevcuttu eskiden de. Bunu çoğaltmış oldu bu belgenin hızla veriliyor olması. Belgeden öte bence pandemi arttırdı ama bunu. Ha, o da var tabii, doğru. Evet, doğru. Tekne satışları pandemiden dolayı çok arttı. Belgelerin böyle verilmesi de o insanları rahatlattı. Böylece bir oturan bir kaptan kitlesi oluşmaya başladı. Ama bizim için, ben kendi adıma söyleyeyim, insanların denizde, karada olup da bunalacaklarına denizde, teknede daha iyi otursalar, denizde olmaları benim daha hoşuma gidiyor. Ama tabii denizcilik bir kültür. Hani bunu yaşarken başkalarını rahatsız etmemek. Hani biz her zaman deriz, müzik açtığın zaman teknede, yani bizim öğretimiz bu. Bu kültürü öğretirken diyoruz ki teknende müzik dinliyorsan yan tekne duymamalı. Tekneni yıkıyorsan bir damlası bile yan tekneye sıçramamalı. Gibi zaten yan yana durduğunuz bir yerde bu kültüre sahip olmaları için çabalıyoruz ama işte o kaptanların bazen hepsi için asla söylenemez. Ha, bu arada öteki kaptanlarda olmuyor mu? Onlarda da oluyor.
Yabancılarda olmuyor mu? Onlarda da oluyor. Ama eğitimsiz olan insanlarda böyle şeylerin olması daha vaki bir şey. Belki hani o açıdan düşününce şey, hani kabul edilemez veya af bu ne ya filan dediğimiz bu şey, ama dediğim gibi insanları denize kazandırmak da benim için önemli. Şimdi ben bu işe çok uzağım, hani teknecilik. Denizin şakası olmaz diyenlerdenim ben. Teknecilik nasıl bir his? Yani o tekneye ayağınızı attığınızda ilk ne düşünüyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Ben buna cevap vermek istiyorum. Meşhur erkek, yani denizci olmayanlar da bir alırken sevinirsin, bir satarken. Davulun sesi uzaktan güzel geliyor. Çünkü baktığında yatçı, denizci, oh marinalarda keyif sürmekler falan. Böyle acayip hani yüksek bir yaşamın belirtisiymiş gibi gözüküyor. Biz denizcileri tabii şöyle iki sınıfa ayıralım. Bir yelkenciler, iki diğerleri şeklinde. Yelkenli tekne ve yelkenli teknede hayat hakikaten çok meşakkatli bir şey. Ben hep arkadaşlarımıza bunu söylerim. Öyle ki mesela ben iri bir adamım. Evet, ben de öyleyim. Sinerjimiz olsun diye söylüyorum. Moderatörle bir sinerji yaratmak adına lütfen söylüyorum bunu. Lütfen şeyi ona göre ayarlayalım. Açıları. Çekimleri ona göre. Şimdi bizim teknenin tuvalet kapısı 50 santim. Benim enim 90 santim. Enim demeyeyim ben, şöyle yani şöyle baktığında kapıya 90 santim. Yana dönsen onda da Allah'a şükür iyiyiz. Şimdi buna giremiyorsun. İçeri girdimeyi başardık farz edelim. Aa, şuraya doğru mu oturacağım ben falan gibi. Hani bu açıdan zor. Eğilmek, kalkmak, hareket etmek her açıdan zor. Devamlı bir çalışma. Eller nasır tutar. Yani yıllarca bak oku. en ağır bilgisayar taşı. Ne oldu? Allah çekeceğiz diye uğraş. Bir saniye oturmak yok. Denizin ortasında bunun tamircisi de sensin. Araban bozulsa kaputu açarsın şöyle. Şöyle bir bakarsın anlarmış gibi. Doğru. Erkeksin ya, anlarmış gibi bakarsın. Sanki araba sana söyleyecek. Ya arkadaş bozulmuş, bakmakla olur mu? Yani şöyle hayal ediyor herhalde insanlar. Hani orada bir kablo çıkmış, onu görecek, onu takacak mı? Tahmin ettim, ağzına görecek. Ama denizde böyle bir şansın yok. Çünkü denizin ortasına usta gelmez. Gerçekten anlamak zorundasın. İcab ettiğinde elini yağa da sokuyorsun. İcab ettiğinde elektrik sisteminden de anlıyorsun. İcab ettiğinde kanalizasyon sisteminden de anlıyorsun. Hepsi var bu teknede. İcab ettiğinde su sisteminden de anlıyorsun. Elektronikten de anlıyorsun. Mobilyadan da anlıyorsun. Döşemeden de anlıyorsun. Demek ki bütün bunları anlamak, bunlarla uğraşmak, onun terini dökmek, bunların hepsi bu işin içinde var. Bütün üst üste koyduğunda acayip meşakkatli bir şey. Ancak o meşakkatı çekene dünyanın en lezzetli işi, vazgeçilmez bir şey işte. Buraya kadar hep kötü, abi bu ne ya falan gibi geliyor ama bu yalnız anlatılamaz bir şey aslında. Halikarnas balıkçısı eserlerinde hep şunu anlatır, kara adamıyla deniz adamının çelişkilerini anlatır. Ama sunduğu şeyler şu, kara adamı zenginleşir, eker, biçer, hani o dönem için konuşuyoruz. Eker, biçer, zenginleşir, ailesi, yuvası, çocukları olur, onları yetiştirir, işleri kolaylaşır, gittikçe zenginleşir. Bunun üstüne kurulur. Deniz adamı denize gider, karısı her gün limanda bekler dönecek mi diye. Teknenin dönmesi önemli değil, tekneden çıkacak mı? Bir mezarı olmaz, asla parası olmaz. Şimdi bu iki kefeye iki şeyi koyduk, kim kazanacak? Kara adamının kazanacağı kesin. O zaman denizin nesi var abi, niye çıkıyor bu adamlar? İşte bu açıklanamıyor. Bu açıklanamıyor, bu bir ruh. Gerçekten açıklanamıyor. Denizin insanı çekmesi, belki vücudumuzun çoğunun sudan yaratılmış olması, bilmiyorum artık, neyse. O suyun seni çekmesinden dolayı vazgeçilmez bir tutku aslında. Bir yelkenci için de meşakkatli aynı zamanda. Ama o meşakkatı çekince o verdiği huzur, o verdiği mutluluk hiçbir şeye değişilmez. Şimdi Benhür aslında benim damadım da oluyor aynı zamanda. Böyle nazikçe omzuna dokunup candanı susturdu. Ben bir de candandan da dinlemek istiyorum yani. Bizim kızımız da bir konuşsun değil mi? Babacım öpeyim. Vallahi müthiş bir duygu. Yani o ayak basması bir defa. Ayağımı bastığım anda bambaşka bir dünyaya geçiyorum ben. Ya benim için bambaşka bir şey. Ben de söylediklerinin hepsine katılıyorum ama hani
biz işin ağır kısmını yapmayı da sevdiğimiz için bunları söylüyor. Yoksa bu hayatı basitleştiren şartlar da oluyor. Mesela bir tekne kiralama, charter gibi. Tekne sahibi mi olmak istiyorsunuz? Bunlarla uğraşmak istemiyorsunuz. O zaman alıyorsunuz tekneyi, bir charter şirketine veriyorsunuz. Yılda 4 defa hazır tekneye geliyorsunuz, biniyorsunuz, seyrinize çıkıyorsunuz. Bir problem olursa arıyorsunuz. Size teknik hizmet veriyorlar zaten. Yanaşıyorsunuz, çantanızı alıp çıkıyorsunuz. Ne temizliğiyle uğraşıyorsunuz, ne bir arızasıyla, hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Biz bu işi bambaşka bir boyutta yapıyoruz. Gerçekten çok severek yapıyoruz. Kendi işlerimiz varken hobi olarak yapıyorduk. Hobi olarak yaparken bile ben tekneyi temizleyip teslim ediyordum. Halbuki o temizlik parasını zaten veriyoruz ama bu başka bir şey. İlk teknemizi uzun vadeli kiraladığımızda bir yıllık Marmaris'te bir tekne kiralamıştık. Şimdi benim için o kadar muazzamdı ki ben elimde bezle o tekneyi böyle siliyorum. İnsanlar yeni araba aldığında yapar ya, ben de teknede böyle. Ben de dedik ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu tekne bizim değil. Yani gel, misafirlerimiz var. Aslında o misafirlerin teknesi deyince dank etti. Ya doğru dedim, evet niye? Evet hani ben rutinde yapacaklarımı yapabilirim. Ekstra bir şeye gerek yok. Yani tekne sahibi olmak veya charter'dan bir tekne, dışarıdan bir tekne kiralamak arasında benim açımdan hiçbir fark yok. Dünyanın birçok yerine gittik, orada tekne kiraladık. Yani o kadar muazzam bir şey ki, Bodrum'a bir denizden gidin, bir de karadan gidin. Bambaşka iki yer görüyorsunuz. Yani bir yeri denizden keşfetmek kadar müthiş bir duygu olamaz. Biz bu pandemiye kadar kış döneminde Güney Yarımküre'de katamaran kiralıyorduk. Ekiplerimizle oraya gidiyorduk. Bir hafta öncesinde karadan geziyorduk. Bir iki hafta Bahamalar'da, dört hafta kaldık hani o oluşacak ekiplerle alakalı. Sırf denizden geziyorduk. Sonra birkaç gün dinlenip Türkiye'ye dönüyorduk. Müthiş yerlere gittik. Bora Bora'ya gittik, Seyşel'lere gittik, Bahamalar'a gittik, Yeni Zelanda'ya gittik. Ama ben her seferinde Göcek'te o Darboğaz'dan, Fethiye'den Darboğaz'dan girersiniz. Girdiğimde ah evim derim. Yani Ankaralı olmama rağmen o tekne yaşamı, bizim sularımız gerçekten muazzam. Herkesin bir kere olsun, herkes için evet uygun değil ama bir kere olsun bunu tatmalarına, ona göre karar vermelerini istiyorum. Söz, yani ben bir zor. Kere tadacağım. Evet, bu sözler sana edeceğim abi. Şimdi burada son sorumu soruyorum ilk bölümün. Bir de Uluç Ali torunumuz var. Şimdi Uluç Ali ne olacak? Denizci mi olacak, karacı mı olacak, havacı mı olacak? Nedir planlar? Vallahi yani Uluç Ali, ben önce söyleyeyim sonra Bahadır kendi açısından değerlendirir. Aslında ana baba olarak çok paralel gidiyoruz. Uluç 7 yaşında. Uluç doğduğunda Bahadır seyirdeydi. Bir günlük müsaade aldı, geldi. Ondan sonra tekrar döndü. Ben mecburen işin kara kısmında kalmak zorunda kaldım. Benim açımdan çok zor bir süreçti. Çünkü 10-15 yıl kadar 8 ayını belki 9 ayını buralarda geçirmiş bir insanın Ankara'da bir bebekle ne yapacağını bilemeden, yani annem yanındaydı sağ olsun, Allah razı olsun, o büyüttü diyebilirim. Ama karada olmak benim metabolizmam bile bozdu diyebilirim. Sinirlerim alt üst oldu. Hani çocuktan dolayı değil ama bunlar, karada kalmaktan. Sonra alıştım ama Uluç 16 aylıktı. Biz onu Yeni Zelanda'ya götürdük tekneye. Çok araba tutar, tekne de tutar diye korkuyorduk ama çok aman aman bir şey olmadı. Yürümeye başladı. Bu pasarella diyoruz, karadan tekneye geçen tahta diyeyim. Çok rahat bir şekilde oradan geçiyordu sanırım. DNA'sında da var bir şeyler, öyle tahmin ediyorum. Biraz da buraya taşınmamızın, biraz da değil, büyük bölümü zaten hani burada olsun. Babasından çok ayrı geçiriyordu vaktini. Denizle iç içe olsun, tekneye binsin, insin. Fakat o işin anladığım kadarıyla çok dümen tarafında. Dümeni çok seviyor. Yelkenle daha çok şey yok yani, olaydan kopuk ama denizi seviyor. Kendi isterse, bizim imkanlarımız elden geldiğince tabii ki ona açık. Ben isterim denizci olmasını. Hobisel de olsa isterim ama kendi seçimi tabii ki. Vallahi ben şöyle diyorum bu konuda. Benim babam Erzincanlı, orada doğmuş, orada büyümüş. Üniversite vesilesiyle Ankara gelmiş, Ankara'da kalmış. Benim babam denizci değil. Ben denizci oldum. Oğlumun da ne olacağını bilmiyorum açıkçası. Hani karacı mı olur, havacı mı olur, ne olur kestiremiyorum. Şimdi hani geçmişe bakıp ya biz karacıydık diyemiyorum. Ama öte yandan insan bildiğini öğretir çocuğuna. Ben rençber olsaydım tarla sürmeyi, ekini öğretecektim ona. Ben denizciyim, ona denizi öğreteceğim tabii. Ve umacağım ki denizci olsun.
Ama bu konuda baskı yapmayacağım hiçbir şekilde. Her şey sonunda yerini buluyor. Umarım iyi bir denizci olur. Bildiklerimizi öğreteceğiz ona. Denizde kalır. Sevdiğini biliyorum. Ama kim sevmez ki yani şimdi. Sonuçta uçağımız olsaydı onu da sevecekti bu. Araba kullandığında arabayı da seviyor. Denizde sevdiğini çok iyi biliyorum ben de. Umarım olur. Temennimiz o yönde. Çalışmalarımız o yönde. Ama olmazsa da itiraz edecek durumda değiliz yani. İlk bölümü sonlandırıyoruz artık. Çok çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ben biliyordum Ben Hür'ün espiritüel olduğunu ama biz burada bayağı karşılıklı paslaştık. Öpeyim babacığım. teşekkürler, sağ olun. Çok evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun.